Leblebi tatlısı yapıyoruz. Unumuz var. Unumuzu alıyoruz kabımıza. Ne kadar yapacaksak unumuzu ona göre alıyoruz. Fazla yapacaksak fazla un kullanacağız. Şimdi 1,5 bardak kadar un aldık. Zerdeçal kullanıyoruz. Zerdeçalımızı 1,5 kaşık koyacağız çay kaşığıyla. İsteyen gıda boyası kırmızı kullanabilir. Ondan da yapabilir. Zerdeçalla yapacağız. Nişastamız var. Bir kaşık kadar nişasta koyuyoruz. Çok az bir tuz ekliyoruz. Bir cimcikten biraz fazla. Kabartma tozumuz var. Ondan da bir kaşıktan yani bir çay kaşıktan biraz fazla kabartma tozu ekleyeceğiz. Suyumuzu ekleyeceğiz. Ilık bir su aldık yanımıza. Bu arada yoğurdumuzu da ekliyoruz. Bir kaşıktan biraz fazla yoğurdumuz var. Bir bardaktan biraz fazla su gidecek buna. Böyle kıvamlı akıcı bir hamur yapacağız. Çok sulu olmayacak. Şöyle akıcı bir hamur hazırlıyoruz. Yani kıvamına göre suyumuzu ekliyoruz. 1,5 bardak kadar bir su. Çok böyle birden suyu eklemiyoruz. Şöyle bir hamuru elde ediyoruz. Şimdi bunu ısıtma torbasına dolduracağız. Ya da buzdolabı torbası varsa ona koyup ondan da yapabilirsiniz. Şöyle bir ısıtma torbamız var. İsteyen buzdolabı torbasına koyup ondan yapabilir. Böyle kaba koyduk onu. Şöyle. Oradan kolayca sıkacağız. Şöyle içine dolduruyoruz bunu. Şimdi tavamıza yağımızı aldık. Bu iyice kızgınlaşınca tatlımızı içinde kızartacağız. Daha önceden şerbetini hazırladık. 1,5 bardak kadar şeker, 1,5 bardak kadar su ile içine zerdeçal koyduk. Bir de yarım dilim kadar bir limon koyduk. Yani çeyrek de olabilir. Güzelce pişirdik 5-10 dakika. Onu hazırladık. Tatlılarımızı içine hazır atacağız. Şerbetimizi kabımıza alıyoruz böyle. Yani bunun tarifinde önceden kaynatıyoruz ki soğusun, hazır olsun diye. İsteyen zerdeçal da koymayabilir. Biz zerdeçal koyduk. Jelebi tatlısını bu şekilde hazırlıyoruz. Yuvarlak şekil veriyoruz ona. Şöyle bunları bala attık yani şerbete. İstediğiniz kalınlıkta, büyüklükte yapabilirsiniz. Jelebilerimiz pişmiş. Şimdi üzerine Hindistan cevizi varsa onu koyuyorsunuz ya da yeşil fıstık hangisi varsa. Jelebi tatlımız tamamdır. Yapacak olanlara afiyet olsun.